İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz. Bilgi, bilim, din serimize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi iki haftadan beri bu seride ismi Kayyum, yani Cenab-ı Hakk'ın Kayyum ismi üzerinde duruyorduk. 30. lema 6. nitedeki Kayyum isminin 1. şu anı sizlerle birlikte paylaşıyorduk. Bu akşam da yine bu bölümü, bu bölümdeki sizinle paylaşmak istediğim hususları inşallah devam edeceğiz. Geçen hafta uzunca bir tekrar olmuştu. Bir anlamda birinci programın tekrarı olmuştu. Bu sefer süre nedeniyle tekrardan ziyade kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Kısaca şu ana kadarki programımızda yaklaşımımızı özetleyecek olursak, materyalist bilimin bizleri dikte etmeye çalıştığı materyalist kainat anlayışına karşı bir duruş ortaya koymaya ve bu materyalist bilimin bize bilimsel düşünce diye öğretmeye ve dikte etmeye çalıştığı yaklaşımın, kainat tasavvurunun, kainata bakış paradigmasının aslında hiç de bilimsel değil, bilim adamının, materyalist bilim adamlarının kendi kainat yorumları olduğunu vurgulamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla bilgiyle bilimi birbirinden ayırmak yahut da o bilginin, marifetullahın bize habercisi olan bilginin, o bilginin yorumlaması olan materyalist bilimden ayırmamız gerektiğini, bizim bilime ve bilgiye değil, bilginin materyalist yorumuna karşı çıktığımızı özellikle vurguluyordu. Bu materyalist anlayışa karşı ismi Kayyum'da imani bir perspektifle kainata nasıl bakmamız gerektiği anlatılıyordu. Hatta bu noktada bu birinci şua özellikle fen noktasından da bir bakış, bilim felsefesinden temas eden noktalarında olduğunu sizinle birlikte konuşmuştuk. Hatta orada hatırlayacak olursanız şöyle bir ifade geçen haftaki programda şöyle bir ifade geçmişti. Zat-ı Akdes'in kainat safahatında, Zat-ı Akdes'in şu kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında, şu mevcudat tabakalarında tecelli eden bir kısım cilvelerini, tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı Zat-ı Akdes tevehüm ederek, bizzat yaratıcının kendisi tevehüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalalet insanların diye devam ediyordu. İnsanların bir kısmı o Zat-ı Zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Demek ki bunu geçen hafta üzerinde epey durmuştuk. Biz kainatta yaratılışın bir tecellisine, yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına muhatap oluyoruz. Burada fark, eserde olan bütün tasarrufatı ve eserin ortaya çıkışını müşahede ediyoruz kendi boyutumuz itibariyle. Ama bizim boyutumuzun dışında olan, gayfra kendisini gösteren Cenab-ı Hakk'ın esmasının hakikatine ait, onun kudretinin varlığına ait hakikatleri biz göremediğimiz için, bizim boyutumuzun çok üzerinde olduğu için biz sadece eserde tecelli eden, yani gayba iman ederken o gaybın eserdeki işaretlerine muhatap olduğumuzu söylemiştik. Mümin, müminane davranış ve tavır o eserlerdeki sanata bakarak, nizama bakarak, anlama bakarak, kasta bakarak o eserlerin ve o yaratılışın, yani bizim boyutumuzda kendisini gösteren tasarrufların arkasında gaybi bir elin olduğunu, gaybi bir ilmin, gaybi bir kudretin, gaybi bir takım Esma-i Hüsna'nın vasıfların kendisini gösterdiğini, yani bir anlamda mümin bu işin içinde bir iş vardır diyen insandır. Onun arkasındaki gayba yönelen insandır. Halbuki materyalizm bizi gaybtan nazarımızı maddenin kendisine çekmek istiyor. Her şeyi maddeyle izah etmeye, hatta yaratıcıyı maddenin içerisinde göstermeye çalışıyor ki burada zaten en garip olan şey de bu. Yani her yönüyle baktığımızda hiçbir hayat emaresi göstermeyen, hiçbir şuur emaresi göstermeyen,
hiçbir irade, ilim, kudret gibi yaratılışta kendisini gösteren özellikleri, vasıfları göstermeyen maddenin kendisini yaratıcı olarak tevehüm etmek ve düşünmek kadar herhalde insan için kabul edilemez. İnsanın o ahsen-i takvim suretinde, o yüce bir surette yaratılmasıyla hiç bağdaşmayan bir yaklaşım olduğu çok açık. İşte bunun arkasında ne var noktasından baktığımızda bu şuradaki ifade çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatında tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdes tevehüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren. Yani aslında uluhiyetin tecellisi, ilahlığın tecellisi hepimizin gözünün önünde kendisini gösteriyor. Çünkü kainat ve bu kainatın içerisindeki mahlukat hemen şu an bizzat baktığımızda gözümüzün önünde yaratılıyor. Dolayısıyla biz yaratılışa şahit oluyoruz. Ama bir kısım insanlar bu yaratılışın içerisinde tasarruf eden ahkamları, o uluhiyete ait özellikleri maddenin kendisine verirken, mümin ise maddenin ötesinde, çünkü maddenin o özellikleri taşıyamayacağını, ilah olamayacağına iman eden olduğu için onun ötesinde gaybi bir tasarrufun olduğuna iman eder. O nedenle de ki işte Bediüzzaman Hazretleri yine geçen haftaki bölümde bu kainatı tarif ederken şöyle demişti: tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz, bir kitab-ı Rabbani'dir, katip olmaz, bir nakıştır, nakkaş olamaz, bir defterdir, defterdar olamaz, bir kanundur, kudret olmaz, bir mistardır, mastar olmaz, bir kabildir, münfail olur, fail olmaz, bir nizamdır, nazım olamaz, bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Evet, yani geçen hafta buranın üzerinde epey durmuştum. Yani şu demeye geliyordu bunun özeti: bu kainatın yaratıcısı bu kainat cinsinden olamaz. Bu kainata, bu kainattaki maddeye yahut o maddenin özelliklerine yahut o maddenin tabi olmuş olduğu kanunlar, kuvvetler vesaireler gibi şeyler ya da mesela hayat safhasında DNA gibi yine maddi olan programlar bu kainatın, bu insanın, bu mahlukatın yaratıcısı olamaz. Çünkü görmüş olduğunuz şey zaten yaratılmakta olan şey. Onların da o materyalistlerin yaratıcı gibi tasarruf ettikleri, tasavvur ettikleri kavramların da aslında gözümüzün önünde yaratılmakta olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Evet, şimdi bu haftaki kaldığımız yere geçecek olursak yine çok önemli bir noktadan, geçen hafta ilk cümlesini okumuştuk. Önemli bir yaklaşım, önemli bir cümleyle başlıyor Bediüzzaman Hazretleri. Burayı sizlerle paylaşıp üzerinde tefekkür etmeye çalışacağız. Hem maddiyun denilen, yani materyalist, maddeci denilen bir kısım ehli dalalet. Bir kısım ehli dalalet. Zerrattaki, zerrelerdeki tahavvülat-ı muntazama içinde, muntazam hareketler içinde hallakiyet-i ilahiyenin, ilahi yaratılışın ve kudret-i Rabbaniyenin, Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin, bu mahlukatın Rabbinin kudretinin bir cilve-i azamını hissettiklerinden, büyük bir cilvesini hissettiklerinden o zerrelerin içerisinde ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi isnat etmeye başlamışlardır. Zerrelere ve hareketlerine ilahi eserleri, yani Cenab-ı Hakk'ın gözümüz önünde yaratmakta olduğu bu mahlukatı onlara dayandırmaya başlamışlardır. Burası kıymetli izleyiciler çok önemli. Bir noktada biz bir takım sebep-sonuç ilişkilerinden bahsediyoruz. Bir takım bilimsel kavramlardan, maddenin tırnak içerisindeki oluşumuna ait bilimsel ifadelerden ve yaklaşımlardan bahsediyoruz. İşte bu nedensellik dediğimiz, determinizmin de temelinde yatan nedenselliğin
bir anlamda üssül esası, temel noktası dediğimiz noktaya parmak basıyor Bediüzzaman Hazretleri burada. Yani maddeye ve hareketine Cenab-ı Hakk'ın eserlerini isnat etmek. Neden? Çünkü o maddenin ve hareketinin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kudretinin büyük bir cilvesi kendisini gösteriyor. Neden? Kayyum ismi perspektifinden baktığımızda biz Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve yaratıcılığına ait bütün tasarrufları ve bütün özellikleri o maddenin kendisinde görüyoruz. O maddenin kendisinde müşahede ediyoruz. Ne demek bu? Yani bir anlamda ona ait Esma-i Hüsna'nın doğuş yerleri. Yani oradan doğuyor bizim dünyamıza. Biraz açalım. Şurada bir mouse var. Bu mouse kendi başına hareket eden, görüntüye girmiyor ama burada bir mouse var. Bu mouse kendi başına hareket edemez. Ben bunu elimde tutarken buna istediğim hareketi yaptırabilirim. Siz beni görmeseniz, benim elimi görmeseniz, bu mouse'un hareketlerindeki bütün özellikler benim irademe ve benim kudretime, benim tasarrufuma ait özelliklerdir. Beni görmediğinizde bu hareket ederken mouse kendi kendine hareket ediyor. Bak bu hareket ederken de şuradan şu oluyor, buradan bu oluyor diye izahların hiçbir anlamı yoktur. Mouse'un öyle hiçbir özelliği yoktur. Ben tutarım ve bunu istediğim gibi hareket ettiririm. Gerekirse bu harekete çok özel nizam, intizam, anlamla katabilirim. Bu hareketlerle yazılar yazabilirim. Bir şeyler yapabilirim. Siz bunları çözümlediğinizde, bunların nasıl oluyor sorusuna beni görmeden cevap verdiğinizde, eğer beni dışlayarak benim elimi, benim elimde kendisini gösteren benim ilmim gibi, benim planlamam gibi, benim kudretim gibi, tabii ki buradaki kudret, ilim vesaireleri izafi olarak kastediyoruz. Kula verilmiş emri itibariden bahsediyoruz. Bütün bu özellikleri dışladığınız takdirde, ama bu söylemiş olduğum bütün özellikler, mouse'un hareketleri de kendisini gösteriyor. Sadece mouse'a baktığınızda bütün bu özellikleri mouse'a vermek zorunda kalırsınız. İşte problem burada kaynaklanıyor kıymetli dinleyiciler. Yani biz maddenin üzerinde büyük bir uluhiyete ait özellikler müşahede ediyoruz. Büyük bir yaratılışa ait cilveler müşahede ediyoruz. Nedir? Büyük bir kudret müşahede ediyoruz her şeyden önce. Büyük bir ilim, büyük bir kasıt, büyük bir planlama, büyük bir dizayn, büyük bir akıl müşahede ediyoruz. Eğer sadece maddeye bakarsak, o maddenin arkasındaki birisinin o maddede tasarruf ettiğini düşünmezsek, düşün diyebilirsiniz. Peki böyle bir düşünce bir dogma değil midir? Yani bir ön kabul. Kabul ediyorum. Böyle bir noktadan başlarsak, yani muhakkak bunun arkasında birisi vardır düşüncesiyle hareket edersek, bu dogmatik bir yaklaşımdır. Ama bu hareketlere bakalım bir herhangi bir ön yargıdan uzak bir şekilde bu maddenin kendisi mi yapıyor? Yoksa bu maddenin üzerinde başka birisi mi tasarruf ediyor sorusu da yine bu maddenin hareketlerinden ve o maddenin yaratılışındaki özelliklerden ortaya çıkar. Çünkü maddeye bakarsınız, maddenin kendisi ilimsizdir, şuursuzdur, camittir. Ama onun üzerinde tasarruf bir ilmi gerektiriyorsa, bir sanatı gerektiriyorsa, bir bilgiyi gerektiriyorsa, bir düzeni gerektiriyorsa, bir planlamayı gerektiriyorsa, bunu taşıyamayacağına göre bu camit, cansız madde, bu ilimsiz madde, bu işte Risale'deki ifadeyle kör kuvvet, sağır tabiat gibi özellikler bunları taşıyamayacağına göre bunların arkasında tasarruf eden bu özelliklere sahip birisi olması gerekiri de dogmatik olarak değil ama gözlemsel olarak biz çıkarız. Ama bu maddenin arkasında hiçbir şey yoktur ve bu maddenin hareketi sadece bu maddeye aittir ön yargısıyla başlarsanız asıl dogma bu olur.
O zaman onu çözümlemeniz mümkün değil. Yani az önceki vermiş olduğum müsaade bu mouse'un bütün hareketlerini sadece mouse bağlamında mouse yapıyormuş ve mouse'un maddi özellikleri imiş gibi kabul edeceğim ön yargısıyla hareket eder, beni dışlar ve benim hareketlerimi bu mouse'la aramaya başlarsanız çok büyük bir yanılgıya düşmüş olursunuz. İşte materyalistlerin düşmüş oldukları pozisyonda tam bu kıymetli izleyiciler. Yani kendilerini gayba, bu maddenin arkasında tasarruf eden bir zata, bir ön kabul olarak, dogmatik bir yaklaşım olarak, bakın dikkat edin, onlar daima dindarları yahut dini dogmatik olarak tanımlarlar ama asıl dogma bu bilimsel, daha doğrusu materyalist bilimsel metodolojidir. Yani biz sadece eşyanın hareketini, varoluşunu, yaratılışını maddenin kendisiyle ve maddenin üzerinde görülen özelliklerle izah edeceğiz ön yargısı büyük bir dogmadır. Çünkü bunun arkasında tasarruf eden birisi varsa, öyle ya, yani siz hiçbir şekilde bunun ispatını yapamadınız. Sizin ifadeniz de zaten o noktaya dokunmamanızın nedeni de ispat edilemez olması sizin ifadenize göre. Burada ben buna katılmıyorum çünkü ispat dediğimizde neyi kastediyoruz? Hangi unsurlarla bir şey ispat edilir? İspat etmekten maksat sadece gözünüzle göstermek, elinizle dokunmak gibi bir şeyse kabul, ama az önceki söylemiş olduğum gibi o maddenin özelliklerini tasarruf eden, o maddeyi aşan bir takım özellikler çok açık bir şekilde o maddenin arkasında mantıksal olarak, vicdani olarak, akli olarak başka bir tasarrufun olduğunu ispatıdır. İspat metodolojisini de kendinize göre koyduğunuz için ispat edilemez diyorsunuz. Velev ki öyle kabul edecek olsak bile. İspat edilemez dediğiniz nokta, ispat etmediğinize göre, onun arkasını yok diye kabul ederek bir maddenin değerlendirilmesi ne kadar mantıklı olabilir ki? İspat edilemiyorsunuz. Demek ki yokluğunu ispat edemediğinize göre ihtimallerden bir tanesi var olabilir. Var olabilirse sizin yokmuş gibi davrandığınız bütün yaklaşımların hepsinin yanlış olacağı açık değil midir? Açık. Yani burada çok ciddi bir manada bir mantıksal tutarsızlığın da içerisinde olduğu açık ve aşikar bir şekilde görülüyor kıymetli dinleyiciler. Evet, konumuza tekrar odaklanacak olursak maddiyum denilen, buraya çok özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani biz bilimsel sadece bir sebeplerin tesiri yokturu bir argüman olarak değil. Evet, sebep nedir? Sebep dediğimiz şey gerçekten de gözlemsel olarak nasıl işliyor? Hangi mekanizmalarla işliyor? Neden onlar sebep var diyorlar da biz sebeplerin tesiri yoktur. Daha doğrusu sebep var yok meselesi değil de sebeplerin tesiri var diyorlar da biz sebeplerin tesiri yok diyoruz. Onlar hangi noktada yanılıyorlar gibi bir yaklaşıma, yani bu nedensellik kavramına, materyalizm kavramına çok yakın bir noktadan Bediüzzaman Hazretleri'nin zoomlamış olduğu bir şey. Yani hakikate daha afaki bir surette, daha genel bir bakış açısı değil de daha özel, daha detay bir bakış açısının ortaya konduğu bir nokta burası. O nedenledir ki Bediüzzaman Hazretleri bu bölümler gerçekten de bilim felsefesiyle ilgili, fizik felsefesiyle ilgili hususları içermekte. O nedenledir ki bu Risale'yi okuyan, bunun başında 30. Lema'nın başındaki haşiyede, bu Risale'yi okuyan eğer mütefennin değilse birinci şuayı okumasın, ikinciden başlasın veya ahirde okusun demiş olduğu bir şey, gerçekten de bir parça bu fiziğin esaslarını bilmeyi gerektiren hususlar. Evet, hem maddiyum denilen bir kısım ehli dalalet. Dikkatinizi çekiyorum. Zerrattaki taavülat-ı muntazama içinde. Bakın, gerçekten bilim de bunu kabul ediyor ki zerrelerde muhteşem bir muntazam bir şey var. Taavülat var. Yani bir hareket var. Gerçi bazıları, materyalistler bazıları işlerine gelmediği için kainatta düzen yoktur, muntazam bir hareket yoktur, kaos vardır gibi
bir izah etmeye çalışıyorlar da buna bir parça fizik bilen herkes güler. Yani kaos var demek zerreler hiçbir kurala bağlı olmadan çalışıyor demeye gerektirir. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını bilim söylüyor. Bilim her yerde muhteşem bir şekilde bütün zerrelerin müthiş bir kanunlara, zaten hani sizin tabiat kanunları dediğiniz, bizim adetullah dediğimiz, sünnetullah dediğimiz kavramlar da buradan çıkıyor. Eğer düzen olmasa bu kanunlardan bahsetmemiz mümkün değil. Artık o kadar muhteşem, o kadar mükemmel bir düzen söz konusu ki biz bunu kanun derecesinde görüyoruz. Yani artık bu böyledir. Yani bu zerre, karşımızdaki bu zerre bu kanunlara uygun hareket eder diyoruz. O kadar ki nizama, intizama, kurala uygun hareket ediyor. Bu da ayrı bir konu. Yani hep şu soru. Bunu yine bu bizim serimiz içerisinde temas edeceğiz. Bu kanun nedir? Bu kanun dediğimiz, yani doğa kanunları dediğimiz, fizik kanunları dediğimiz kanunlar nedir? Niye zerreler bu kadar akıl almaz bir şekilde mikro boyutları geçtiği çok daha inceden inceye boyutlarda bir derecede bir hassasiyetle bu doğa yasaları dediğimiz, fizik yasaları dediğimiz, adetullah dediğimiz kanunlara ve kurallara uygun hareket ediyorlar? Çünkü ortada bir kanun diye bir varlık var da bunları bu şekilde hareket etmeye zorluyor değil. Efendim bunların doğası böyle. Bunu nereden çıkarıyoruz? Yani zerrelerin doğası böyle hareket eder. Bunu nereden çıkarıyoruz? Biz sadece bir olay gözlemliyoruz. Bunun doğasının böyle olduğunu da bilmiyoruz. Doğası mı böyle yoksa bunlar bir emir tahtında mı hareket ediyorlar bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey sürekli buna uygun hareket ediyor. Bakın burada doğalarından dolayı bu şekilde hareket ediyorlar ifadesi de dogmatik bir ifadedir. Böyle bir bilimsel bir gerçeklik, bilimsel bir gözlem, bilimsel bir gereklilik ortada yok. Sadece biz mutlak bir surette kainatın her tarafında bu maddenin, zerrelerin bu ortaya konmuş olan kanunlara uygun bir şekilde hareket ettiklerini gözlemliyoruz. Niye böyle hareket ettiklerini bilmiyoruz. Yani bilim de bunu şundan dolayı hareket ediyor diyemez. Sadece kanun var diyor. Bu kanuna uygun hareket ediyor. Neden? Çünkü hani doğası böyle kavramı işte bilimin bizim zihnimizi formatlarken kullanmış olduğu argümanlardan ve şartlamalardan başka bir şey değil. Küçük bir örnek vereyim. Gözlemlemiş olduğumuz şeyde bütün maddenin ısı verdikçe genişlerler, hareketleri artar, genişlerler. Soğudukça büzüşürler ve hareketleri azalır. Bütün sıvılarda, daha doğrusu bütün maddelerde, madde belirli bir noktadan sonra sıvılaşır vesaire, biz böyle bir özelliği görürüz. Şimdi bakın. Hani diyebilirsiniz ki bakın işte bütün şeylerde böyle bir özellik var, doğaları demek ki bunların doğası böyle. Ama yeri geldiğinde eğer ihtiyaç varsa bunun dışına çıkabiliyorlar. Bunun tek bir istisnası var. Ve hayat, bunu daha önceki misallerde, daha önceki programlarda da bahsettim. O nedenle tekrar olabilir ama yeri geldiği için önemli. Bunun bir tane istisnası var. Su. Su bu kurala artı 4 dereceye kadar uyuyor. Yani 4 derecenin üzerinde ısıtırsanız genişliyor. Soğutursanız 4 dereceye gelinceye kadar büzüşüyor. Hacim kaybediyor. Ama 4 dereceye geldikten sonra bu kural tam tersine dönmeye başlıyor. Aşağıya indikçe, yani 4 derecenin altına 0, buz vesaire noktalarına geldikçe genişlemeye başlıyor. Bakın demek ki doğası böyle değil. Yani bütün sıvıların doğası böyledir diye bir çıkarımda bulunamayız. Bunu tabii hemen temas edeyim. Bu o kadar önemli bir planlama ki, eğer bu kural olmamış olsaydı ve su diğer sıvılar gibi ısısı azaldıkça, soğudukça büzüşmeye devam edecek olsaydı
Bu suyun özgür kütlesi daha yüksek olacağı için suyun dibine batardı, suyun üzerinde yüzmesi. Bu ne demeye geliyor? Bütün denizler dibinden soğumaya ve donmaya başlarlardı. Bir müddet sonra okyanus dediğimiz her şeyin büyük bir buz kütlesinden ibaret olduğunu görürdük ki o zaman orada denizlerde hayat diye bir şey söz konusu olmaz. Yani ekosistem çökerdi kıymetli dinleyiciler. Demek ki burada şunu görüyoruz. Yani kanun diye bir nesnel bir şey var ve maddeler o kanunlara uyuyor değil. Maddeler bir emir tahtında o kanunlara uyduğu için biz gözlemsel olarak bir kanun çıkarımında bulunuyoruz. Yani kanunun bir sonuç olduğunu görüyoruz. Buradan da şöyle bir soruyu sormamız gerekiyor. Bütün bu zerrelerde akılsız, şuursuz, fikirsiz, ilimsiz, iradesiz bütün bu zerreler nasıl bu kanunları biliyorlar ve bu kanunlara uygun bir şekilde hareket ediyorlar? Evet kıymetli dinleyiciler, önemli sorulardan bir tanesi bu. Demek ki zerrattaki bu tahavülat-ı muntazama, demek ki bu muntazam hareketler onların doğalarından kaynaklanan bir özellik değil. Doğa kanunları zorluyor da ondan dolayı değil. Çünkü söyledik ya, doğa kanunları bir sebep değil, bir sonuçtur. Zerrattaki tahavülat-ı muntazama içinde hallakiyet-i ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığının ve kudret-i Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir cilve-i azamını hissettiklerinden. Az önceki söylediğim gibi bunu hareket ettirirken benim elimin kudretinin cilvesi bu mahsul görülür. Ne olarak görülür? Bunun hareketi olarak görülür. Demek ki bunun hareketinde görülen şey benim kolumun özellikleridir. Hatta benim kolumdan öte benim ilmimin, irademin, hayatımın bir anlamda tecellisini bu mahsusta görürsünüz. Yani durup dururken, hiçbir anlamı yokken, sizin her hareketinize karşı bir tepki olarak, yani böyle mekanik bir hareketin dışında sizin iradi hareketlerinize karşı farklı iradi tepkiler veriyor olsa, böyle şaşırırsınız değil mi? Yani bunun arkasında bir hayat mı var? Evet, kainatın her tarafında bir hayat emaresi görüyoruz. Nasıl mı? İşte karşınızda konuşan, gören, hisseden ve sizinle iletişim kuran bir insanı görüyorsunuz ve müşahede ediyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz insan maddelerden oluşan bir insan. Yani soyut başka yerlerdeki maddelerden bahsetmiyoruz. İşte buradaki bizlerden bahsediyoruz. Ve burada bir hayat emaresini açık bir şekilde görüyorsunuz. Yani benim zerrelerim üzerinde bir hayat tecellisi benim konuşmamda, benim görmemde, benim hissetmemde, benim hareket etmemde, benim sizinle iletişim kurmamda, benim jest ve mimiklerimde, her şeyimde görülüyor. İşte bir bu maddenin üzerindeki bir hayat tecellisi. Maddenin kendisinde böyle bir özellik olmadığına göre nereden geliyor bu özellikler? Bunun gibi kainatın neresine bakarsanız bakın, bir zerrattaki tahavülat-ı mutlaka içinde hallakiyet-i ilahiyenin ve kudret-i Rabbaniye'nin bir cilve-i azamını hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden. Neden? Çünkü kendilerini kapatmışlar. Akıllarını kapatmışlar, vicdanlarını kapatmışlar, duygularını kapatmışlar. Ortaya bir söz koymuşlar. Biz sadece bu maddenin bütün hareketlerini maddenin kendisiyle izah edeceğiz. Böyle bir ön yargının, bir dogmatik tavrın içerisine koymuşlar. Kendilerini sokmuşlar. Dolayısıyla buradan öteye bir çıkarımda bulunmaları mümkün değil. O zaman kaçınılmaz olarak o gaybın arkasından maddede tecelli eden bütün özellikleri o maddenin kendisinden bilmek zorundalar. İşte o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin, o kudret-i samadaniyenin, burası da çok önemli. O kudret-i samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti, bakın çok önemli, sadece maddeyi değil, madde ve kuvveti, ki burada fizik kuvvetler, yani yer çekimi kuvveti, nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet gibi biz fizikteki dört temel kuvvet kastediyor. Çok açık bir şekilde. Çünkü bütün determinizm, materyalist bilimin temelinde, bütün varoluşun temelinde bir, maddeyi esas kabul ederler, ezeli kabul ederler. İki, maddenin hareketini esas kabul ederler. Üç, maddenin
üzerinde kendisini gösteren bu fizik kuvveti temel kabul ederler. Çünkü madde şekil alıyor. Yani kainat şekilden şekle giriyor. Bu şekilden şekle girmesi ancak bir kuvvetin tesiriyle ve tasarrufuyla olabilir. Yani bir kuvvet hamur gibi onu işliyor olması gerekir. İşte maddenin arkasında evet bir kuvvet bu kainata bir şekil veriyor. O arkadaki kudretin tecellisini hissetmedikleri için, göremedikleri için, daha doğrusu onun tecellisinin nereden geldiğini bilemedikleri için, o kudrete veremedikleri için o kuvveti maddenin kendisine verip ezeliyi tevehim etmişler. Burası o noktadan çok önemli. O Kudret-i Sema Derneği'nin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeliyi tevehim ederek, madde ve kuvveti ezeliyi tevehim ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın ilahi eserlerini isnat etmeye başlamışlar. Demek ki materyalizmin temelinde gene geldik, bu noktaya geldik. Materyalizmin temelinde kıymetli izleyiciler tam da bu var. Yani maddenin üzerinde, maddenin üstünde tecelli eden, tasarruf eden Cenab-ı Hakk'ın kudretini, samadani cilveleri, ilahi tecellileri görüyorlar, onu hissediyorlar. Fakat onun nereden geldiğini ve nereden idare edildiğini bilemedikleri için maddenin kendisine vermek zorunda kalıyorlar. Ondan dolayıdır ki maddeye şekil veren kuvveti, maddeyi ve o maddeye şekil veren kuvveti ezeli tevehüm etmek durumunda, yani maddenin doğal özellikleri olarak kabul etmek durumunda kalıyorlar. Bunun da bir ön kabul olduğunu çok açık bir şekilde müşahede ediyoruz. Neden ön kabul? Sürekli böyle müşahede ediyoruz. Yani kütlelerin birbirini çektiklerini, ama ortada bir kuvvet falan müşahede etmiyoruz. Sadece birbirlerine doğru çekiyormuş gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Yani şu gözlük kutusuyla bu mouse'un birbirini çekmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ben bunları tutar birbirlerine doğru yaklaştırırsam ve bunu belirli bir takım kurallara koyar ve o kurallarda bu kuralı hiç aksatmadan uygulayacak olursam, yine az önceki misalde olduğu gibi siz bana bakmaz, beni görmez, sadece bu iki şeyi görürseniz benim elime ait olan kuvvetin bunlarda tecelli eden özelliklerini bunlara aitmiş gibi görürsünüz. Mesela ben bunları bunlara doğru getirdiğimde siz beni dışlarsanız, benim elimde kendisini gösteren kuvveti ve kudreti dışlarsanız, ister istemez benim elimden bunlara aktarmış olduğum bu kuvveti siz bunlara vereceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki bunların arasında bir çekim kuvveti var diyeceksiniz. Hayır efendim. Hiçbir maddenin içerisinde kendi arasında bir çekim kuvveti diye bir şey söz konusu değil. Sadece arkasında yine kudret-i ilahiyenin kainatta tecelli eden, tasarruf eden o kudreti biz kendi dünyamızda maddede tezahür eden kuvvet olarak müşahede ederiz. Yani şunu demeye getiriyorum. Maddelerin arasında mesela yer çekimi kuvveti diye bunları birbirine bağlayan ve çeken ip gibi, yay gibi bir şey söz konusu değil. Evet, Newton fiziğinde böyle düşünüyordu. Böyle tasavvur ediliyor. Daha sonradan Einstein geldi ki baktı ve onu ortaya koymuş olduğu görecelik kuramında böyle bir kuvvetin olmadığını söyledi. Sadece işte onların yine Einstein'ın söyleminde bunun nasıl hareket ettiğini bize söylemedi. Yani bu kuvvetin mahiyetinin ne olduğunu da söylemedi. Sadece kütleler uzay zamanda bir kırıma yol açarlar ve bu yönde hareket ederler. Ama niye hareket ediyorlar? O noktaya Einstein kendi gözlem açısından, daha doğrusu fizikçiler sadece kendilerine bakan açıdan hadiseye yaklaşırlar. Ontolojik nedeniyle ilgilenmedikleri için bu noktaya bakmıyorlar. Mesela zaman konusunda bu kadar teoriler üretmiş bu insana zaman nedir diye sorduklarında saatin ölçtüğü şey diye cevap vermiş. Yani bu şu demeye geliyor. Zamanın mahiyeti beni ilgilendirmiyor. Ben zamanın formülleriyle, zamanın dinamiğiyle ilgileniyorum manasına geliyor. İşte bu noktada da ortada söylemiş olduğumuz gibi maddeleri birbirleriyle etkileşime sokan, bizim dünyamızda kuvvet olarak gözlemlemiş olduğumuz şeyin mahiyeti nedir? Bunu hala bilim bilmiyor. Sadece bize bir ön yargı olarak kabul ettirmeye çalıştığı şey, o da yine burada söylemiş olduğu gibi
o maddede tecelli ettiği için ve o kuvvetin nereden geldiğini bilemedikleri için maddenin kendisine vermeye çalışıyor. Yani gözlemlediği bir şey var. Bu maddeler arasında birbirini çekme kuvveti diye bunların üzerinde tasarruf eden bir şey var. Siz yine aynı noktaya geleceğiz. Galple bağlantısını koparırsınız. Bunların arkasında bir kudretin tasarruf ettiğine inanmazsanız, ona dışlarsanız bu kuvveti biz gözlemliyoruz zaten. Gözümüzün önünde olan bir kuvvet. O zaman bu kuvveti bunların kendisine vermek durumunda kalırsınız. Yani benim elime ait olan bir özelliği mouse'a vermek zorunda kalırsınız. İşte bunların yaptığı da bu. Kudret-i ilahiyenin o yedi kudreti, o kudret elini görmedikleri ve gözlerini oraya kapattıkları için o kudretten gelen tasarrufu o kudrete vermedikleri ve vermemekte inat ettikleri için, ama o kudretin tecelli yeri maddenin kendisi olduğu için, maddede tasarruf ettiği için o kudretin bizim dünyamızdaki tezahürü olan kuvveti maddenin bir özelliği, sanki maddeler arasında bir ip varmış, bir yay varmış gibi kabul etmek suretiyle kendilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Oysa hiçbir maddenin arasında böyle bir ip gibi, yay gibi zorunlu olarak bunları birbirine çeken bir bağ, fiziksel bir, nesnel bir madde, maddi bir şey yok kıymetli dinleyiciler. O nedenle Bediüzzaman Hazretleri kanunlara dediği gibi kuvvet içinde söyler, kuvvetin de vücudu haricisi yoktur. Yani maddi nesnelliği yoktur. Sadece tasarrufu vardır ki o da kudreti ilahiyedir. Yani az önceki söylediğim gibi şöyle bir kural koysak. Her saat başında ben bu kitabı kapatıyorum ve açıyorum. Kapatıyorum ve açıyorum. Siz çağlar boyunca hep bunu görseniz, sürekli bunu gözlemleseniz ve bunu artık bir kanun derecesinde, istisna olmayacak bir derecede görecek olsanız, benim elimle yapmış olduğum bu açma ve kapama fiilini, siz bu kitabı incelediğinizde, beni görmeden bu kitabı incelediğinizde, bu kitabı bu hareketi yaptıran bir kuvvetin olduğunu gözlemlersiniz, hatta ölçersiniz. Hatta bunu ben kabiliyetim çok yüksekse ve bunu bir kural içerisinde yapıyorsam, yani kütle çekim formülüne uygun bir şekilde mesela bu açma kapama işini yapıyorsam, milisaniyelerin şunları bunları her bir şeyi çok büyük bir nizam ve intizam içerisinde yapıyorsam, siz bunu gözlemlersiniz, bunu ölçersiniz de. Bu kitabın sayfalarını kapatan ve açan, yani önce bir çeken sonra bir iten kuvveti gözlemlersiniz. Eğer bu kitabın dışında hiçbir şeyi ben bu olaya, bu fiile karıştırmayacağım derseniz, bana ait olan bu özelliği, bu kuvveti, bu fiili, bu fiile ait özellikleri bu kitabın yapraklarında aramaya başlarsınız. O zaman dersiniz ki kitaplar arasında çekme ve itme kuvveti var. İşte saatin şu saniyesinde birbirlerini çekerler, işte bir saniye geçince de birbirlerini iterler. Sayfaların çekme ve itme kanunu diye bir kanun çıkarırsınız. Eğer mutlak bir şekilde ben bütün zamanlarda, bütün mekanlarda bu tasarrufu yapabilseydim, bu kuralı yapabilseydim. Çünkü bizim doğa kanunları dediğimiz, fizik kanunları dediğimiz, kanunlar dediğimiz şeyler hep böyle gözlemlememizden kaynaklanıyor. Hep böyle gözlemlediğimiz için. Yani elimizde bunun ne olduğuna dair hep böyle gözlemliyoruz. O nedenle daha sonraki kaos fiziğinde buna bir takım itirazlar gelmiş, 70'li yıllarda çıkan. Ben bunu bıraktığımda, mouse bıraktığımda ne olur sorusuna vermiş oldukları cevap. Vallahi milyarlarca seneden beri düştü. Şimdi ne olur bilmiyoruz. Hele bir bırak da ne olacağını birlikte görelim diye cevap vermeye başlamışlar. Çünkü onlar da böyle zorunlu bir şeyin olmadığını, aslında olan şeyin maddelerin bir emri ve bir kurala böyle harfiyen, sanki bir geçit törenindeki askerlerin o muntazam intizamı vesaireleri kurdukları gibi muntazam bir intizamla hareket ettiklerini ve çağlar boyunca bunu değiştirmeden hareket ettiklerini gözlemliyorlar, onu fark ediyorlar. Yani burada böyle bir özellik var. Dolayısıyla biz etrafımızda kainatın tasarrufunda gördüğümüz şey, o kainata şekil veren, maddeyi şekil veren, maddeyi varlığa çıkaran, maddeyi hareket ettiren, maddeyi reaksiyonlara sokan o kuvvetler, o elektromanyetik kuvvetler, o özellikler, o kanunlar, o fizik yasalar vesaireler hepsi hariçte olup da maddeyi zorlayan
özellikler değil. Çünkü hariçte ne kuvvetin ne yasaların, fizik yasaların bir varlığını müşahede etmiyoruz. Ama vakanın böyle olduğunu, çünkü yaratıcının sürekli bu surette yarattığını müşahede ediyoruz. Yani yaratıcının yaratma tarzını müşahede edip, işte tam da burada söylediği gibi, çok affedersiniz, zerrattaki tahavülat muntazama içinde hallakiyet-i ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilve-i azamını hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samadaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek, madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar-ı ilahiyeyi isnat etmeye başlamışlar. Gerçekten de temel problem bu. Önce bir takım sabit maddeler var olarak kabul ediliyor materyalist bilimin şeyinde. Sonra bunların doğal özellikleri ve tabi oldukları yasalar. Bunların niçin var oldukları, gerçekten sabit bir varlıkları var mı yok, o da ayrı bir şey. Ayrı bir şey derken şunu kastediyorum. Sabit hiçbir şey görmüyoruz. Daima yaratılmakta olan bir şey görüyoruz. Bir kainat görüyoruz. Yani şöyle bir şey. Bu Big Bang'de yaratılmış, ondan sonra hiç değişmeden devam eden bir şey. Böyle bir şey şu ana kadar gözlemlenmedi. Gözlemlediğiniz atomlar var. Halbuki atomların içerisindeki o faaliyet, ışık hızına yakın bir faaliyet var. Onun alt şeyleri, elektronlar, protonlar, çekirdekler, alt kuarklar vesaireler öyle müthiş bir şekilde hareket ediyorlar ki, yani trilyonlarca defa yeniden yeniye yaratılıyorlar. Yani bu şunun gibi bir şey, benliğimize bir sabitlik yüklemek gibi. Biz böyle düşünüyoruz. Bu bir insan algısıdır. Yani benliğin bize katmış olduğu bir. Ben kendi dünyamı, önce kendimi sabit kabul ederim. Ve kendime ait doğal özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Kendime ait görebilirim, konuşabilirim, elimi hareket ettirebilirim, iş yapabilirim, mouse tutabilirim, kalem yazabilirim vesaire vesaire vesaire. Kendi özelliklerimi görüyorum. Ondan sonra bu özelliklerle birlikte yaptığım işleri kendime mal ederim. Bu mouse'u ben buradan aldım ve buraya koydum deriz. Buraya görünsün diye. Buradan masadan aldım, buraya koydum. Bu bir yaratılıştır, bu bir fiildir. O zaman yaratıcı ben olurum. O zaman yaratıcı ben olurum. Yani bu mouse'u buraya koyma fiilinin yaratıcısı ben olurum. Bu şirktir. Nasıl peki, nerede yanılıyoruz? Bir, kendime sabitlik verdim. Kendimi yaratılmakta olan bir varlık olarak görmedim. Halbuki benim bütün hücrelerimden zerrelerime varıncaya kadar her şey daima daima yaratılıyor. Ben diye sabit, ezeli bir kavram yok ki. Kendime ait bir kudretim yok. Bunu alıp buraya korken ki kolumun hangi hareketinin kaslarda neler olduğunu, hücrelerin içerisinde neler olduğunu, beynimde, sinirlerimde neler olduğumu, hangi kasımın kasılıp hangisinin gevşediğinde, hangi hareketleri yaptığımı, ne olduğunu hiçbirisini bilmiyorum. Ama sahip çıkıyorum. Hiçbirisini bilmiyorum. Sadece işte ben bunları aldım. İşte buradaki problem, bir kendime doğal özellikleri olan bir sabitlik yüklememden kaynaklanıyor. İşte o sabitliği biz tutup kainata da taşıyoruz. Ben nasıl sabitsem zerreler de moleküller de sabittir diyor. Benim nasıl doğal özelliklerim varsa onların da doğal özellikleri vardır. Mesela hidrojen ve oksijen. Nasıl ben bu dünyada sabit bir özelliğim varsa, hidrojen ve oksijenin de kendine ait doğal özellikleriyle birlikte Big Bang'de yaratılmışlar, Allah orada tasarruf etmiş olabilir ama ondan sonra sabit bir şekilde kalıyorlar. Ondan sonra bunlar birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Benim kolumun hareketi gibi onların doğal özellikleri. Aralarında çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet gibi bir doğal kuvvetler var ve reaksiyona giriyorlar, su oluyor. Suyu kim yaratıyorum? Bu anlattığımız tablonun içerisinde Allah'ın yeri yok, haşa. Çünkü suyu madde ve maddenin doğal özellikleri olan hareketleri, kendi üzerinde gözüken elektromanyetik kuvvetler ve kendi maddi hareketlerine bağladı. Doğal özelliklerine bağladı. O kadar eklektik olur ki, yani o kadar dışarıdan yapıştırma olur ki yaratıcı şeyi, eğer ben bunu kabul ediyorsam. Ama hata nerede? Hata benim kendi vücudumu sabit kabul ettiğim gibi hidrojen ve oksijeni de sabit kabul.
Böyle bir şey yok. Kainatta sabit yaratılmış ezeli madde diye bir şey yok. Daima daima yaratılan yeniden yeniye yaratılan şeyler var. Oksijene yakından baktığınızda elektron ve hareketlerin akıl almaz hareketiyle oluştuğunu, onlara baktığınızda onların alt partikülleri şu ana kadar 30-35 tane alt partiküle gidilmiş, duran sabit bir şey yok. Daima hareket eden, yani yaratılan bir şeyden bahsediyoruz. İşte daima yaratılan bir madde var. O özellikleri de, maddeleri de yaratılıyor, o özellikleri de yaratılıyor. Onlara hareket, kendilerine ait sabit bir benim kolumun doğal özelliği olmadığı gibi o oksijen ve hidrojen de kendi başlarına reaksiyona girebilme, hareket edebilme diye doğal özellikleri yok. Benim kolum hareket ederken nasıl ilahi bir kudret tarafından tasarruf edilip hareket ettiriliyorsa, onların da bütün özellikleri, bütün detay özellikleri, hem varlıkları, hem hareketleri, hem şu unatları, şeyinleri, reaksiyon kabiliyetleri, aralarındaki kuvvetler vesaireler, hepsi sonsuz bir kudretin, ilahi bir kudretin tecellisinden, an be an yaratmasından, onlara an be an bir heykeltıraşın çamura şekil vermesi gibi gözümüzün önünde şekil vermesinden başka bir tabloyu seyretmiyoruz. İşte yanıldığımız nokta onların varlıklarına, onların özelliklerine, onların reaksiyonlarına, onların aralardaki kuvvetlere bir ezeliyet verip, o ezeliyet verdiğimizde bir mekanizma oluşturmuş oluyoruz. O ezeliyeti verdiğimizde ilahi kuvvetin, kudretin, yani hallakiyet-i ilahiyenin, yaratıcının bütün özelliklerini maddeye vermiş oluyoruz. Adeta onları bir ilah gibi kabul etmiş oluyoruz. Semadaki ilahı biz maddenin içerisine hapsetmiş oluyoruz. Ondan sonra suyun yaratılışından bahsedemeyiz kıymetli dinleyiciler. Yani bizim dünyamızda la ilahe illallah hakikati, kainatın açıkta olan tek bir noktasını, en mikro boyutta bile bir noktasını bırakmayacak şekilde Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kapladığı ve tasarruf ettiği bir alemden bahsediyoruz. İşte ileriki programlarda da konuşacağız. Bir inşa ve ifda dediğimiz bir şeyin, yaratılışın iki farklı görüntüsünden başka bir şey olmadığını, ifda dediğimiz hadisenin sadece varlığın ilk yaratılmasında kendisini gösteren bir özellik değil, her an yaratılışın sadece ilk yaratılışta Big Bang'de olan bir hadise değil, an be an gözümüzün önünde tecelli eden, an be an önümüzdeki her şeyin, elim, gözüm, saçlarım, başım, buradaki kitaplar, mouse, bilgisayar, fotoğraf makinesi vesaire, bütün her şeyin daima yokluktan varlığa çıkarıldığı, yaratıldığı sonsuz bir ilahi kudretin ve kuvvetin tasarrufunda olan bir alem görüntüsünden bahsediyoruz. İşte materyalizm sadece aynı şeyleri gözlemliyor, fakat gözümüzün önündeki Rabbimizin tasarrufunu, onun yaratıcılığı, o maddenin kendisinde tezahür ettiği için, cilveleri orada gözüktüğü için, onun nereden geldiğini ve nereden idare edildiğini bilmedikleri ve bilemedikleri için maddenin kendisine veriyorlar ki, işte Bediüzzaman Hazretleri'nin şu hayret cümleleriyle programımızı tamamlayalım. Fesübhanallah, insanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki? Mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde, her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız ve tesadüf fırtınaları içinde çalkalanan zerrata, zerrelere ve harekatına, hareketlerine vermek ne kadar cahilane ve hurafekarane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet kıymetli dinleyiciler, demek ki şu noktaya dikkatinizi çekerek bitirmek istiyorum. Gözlemlediğimiz şey maddenin özellikleri değil. Bilim bize böyle söylüyor. Çünkü öyle inanıyor. Çünkü onun itikadı öyle olduğu için. Biz bu noktada kalmayalım. Bunu söylemiş olduğu şey de bilimsel bir realite değil. Bir inanç. Bizim inancımız öyle söylemiyor. Kur'an'ımız öyle söylemiyor. Rabbimiz öyle söylemiyor. Rabbimizin göstermiş olduğu bakış açısıyla baktığımızda kainat öyle söylemiyor. Madde öyle söylemiyor. Her şeyin geri planında büyük bir kudretin ve bir ilahi tasarrufun olduğunu, gözlemlediğimiz şeyin de tam da bunun olduğunu, yanılıp da
maddenin kendisine Rabbimizin özelliklerini vermememiz gerektiğini, çünkü tam da şirkin o demek olduğunu görüyoruz ve bize Kur'an'ımız bunu söylüyor kıymetli dinleyiciler. Evet, yine herhalde süremizi aştık gibi geliyor. Konular böyle latif ve güzel olunca insan zamanı da unutuyor. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak temennisi ve duası ile hoşça kalın. Allah'a emanet olun.